İyi akşamlar. Babali TV'de Babali Yokuşu'ndayız. Sabah yayına başladık. İlk gün yayınımızı Sabah Mustafa Hoş ve Safiye Işıklı'yla arkasından Zeynel Lüley'le. Bundan böyle hafta içi her gün 17'de baba Ali Okşu'nda ben karşınızda olacağım. Peki biz kimiz? Yeni bir soluk olarak devreye girdiğimizi iddia ediyoruz. Biz kimiz? Türkiye büyük bir çalkantı içinde, toplumsal yarılma içinde. Böyle zamanlar gazeteciliğin hem en zor hem de en gerekli olduğu dönemlerdir. Çünkü gerçekten habercilik yapılabildiğinde bu toplumsal yarılmayı e, onarabilecek imkanlara ve kabiliyetlere sahiptir gazeteciler. Fakat bugün içinde bulunduğumuz şartlara baktığımızda çok da gazeteciliğin e, kolay olmadığını görebiliyoruz. Gazeteciliğin çok da kolay yapılamadığını anlıyoruz. Kimi gazeteciler işsiz kaldı ya da işsiz bıraktı bıraktırıldı, kimi yurt dışına kaçtı, kimi de cezaevlerinde. Ama gazeteciler ne yapar eder bir yolunu bulur ve sesini duyurmayı, halkın sesini duyurmanın ve kendisini, kendi sesini duyurmanın bir yolunu bulur. Son yıllarda özellikle YouTube kanallarının devreye girmesi de zaten bunun göstergesi. Pek çok gazeteci işsiz bırakılan veya bıraktırılan, işsiz kalan gazeteciler YouTube kanalları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de bu amaçla yola çıktık. Adını da Baba Ali TV koyduk. Neden Baba Ali TV koyduk? Çünkü... Gazetecilik az önce de dediğim gibi gerçekten yapılabilir olduğunda toplumsal yarılmada onarıcı işlevlere sahip olabilir. Gazeteciliğin geleneklerinin epeyce unutulduğu ve bu kamplaşmanın gazetecilere de sirayet ettiği bir dönemden geçiyoruz. Babali TV meslek geleneklerini hatırlatması açısından aklımıza ilk gelen isimlerden biri oldu. İsim babası da Avukat Murat Uysal. Peki biz ne yapacağız Babali TV'de? Aslında gazetecilik yapacağız. Bütün derdimiz bu. Peki gazetecilik yaparken ne yapacağız? Görüş, karşıt, karşı görüş. Bunlara yer vereceğiz. Tez, antites. Olabildiğince bu toplumsal yarılmadan çıkarken çıkmaya çalışırken ülke buna katkıda bulunmaya çalışacağız. Ötekinin tırnak içindeki tırnak içinde ötekinin sesini bir diğerinin dinlemesini istiyoruz. Herkesin kendi kendi yankı odalarından çıkmasını istiyoruz. Özellikle iktidar medyasının son derece hakim olduğu bir dönemde e, iktidarın sesi belli bir kesimde çıkıyor öteki kesimde çıkmıyor öteki kesimi ona açık e, iktidar kanalları e, ötekilere kapalı özellikle iktidarın bu dönemde kendi yankı odasından çıkmasına ihtiyaç olduğu görülüyor çünkü rahat edecekleri kanallarda ya da gazetelerde veya e, bir üstünlük gösterisi olarak iktidar e, olmanın getirdiği bir avantajla muhalefetle yan yana gelmiyorlar ve dediğim gibi rahat edecekleri kanallarda, mecralarda kendilerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ötekinin sesini pek de duymuyorlar ya da duymak istemiyorlar. Biz işte Amacımız iktidarın kendisini de kendi yankı odasından çıkarıp babali TV'de onlara da yer vermeye çalışacağız. Elimizden geldiğince gelirler gelmezler. Ama biz her defasında her toplumsal kesimin burada ses, e, sesini verebilmesini bir ötekine sesini duyurabilmesini sağlamaya çalışacağız. En azından hedefimiz bu bir şey daha yapacağız. Dediğim gibi bu toplumsal yarılma ve çalkantı epeyce mağduriyet yarattı. Pek çok şey sayılabilir. KHK'lılar özellikle KHK'lılar çünkü son dönemin en kitlesel mağdur gruplarından biri. E, yargılamalar oldu olmadı işte iade davaları açıldı kazananlar oldu ama hala göreve iade edilmeyenler var. Diyarbakır'daki anneler, Cumartesi anneleri, Harbiyeli anneler, Atanamyan öğretmenler, çok şey sayabiliriz. Çorlu tren kazası, işte Şule Çet cinayeti, ee, dediğim gibi pek çok o, sesini duyurmaya çalışan ama bir türlü... E Yaygın medyada kendisine yer bulamayanlar için burayı bir platform yapmayı hedefliyoruz. Buradaki hedefimiz de ta baştan birkaçtır vurguluyorum. Bir ötekinin sesini birbirine duyurabilme. Bütün hedef buydu. Bunu ne kadar başaracağız? Ee, yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız ee, Sonuçta izleyicinin de takdiri olacak ee, Siyasal şartların da belki getirdiği zorlaştırdığı ya da kolaylaştırdığı imkanlar olacak zamanlar olacak ee, Bugün Babali TV'yi açarken e, ilk günümüz olduğu için böyle bir e, konuşma yapmaya ihtiyacı hasıl oldu en azından bende